Yerli aşıda faz 2 çalışmaları aşılama günülleri yapılmıştı. Kaç gün yapılmıştı ve son durum nedir? Yerli aşımızda şu anda fazluk çalışmaları tamamlandı. Aslında şöyle tamamlandı diyelim. İlk aşaması tamamlandı. Yani bir yıllık bir çalışma çünkü bu. Ama e, fazlouçça geçmek için e, 43. gün verileri gerekiyordu. O verilere kadar tamamlandı şu anda. E, bakanlığa işte gerekli raporlar sunuluyor, şunun hazırlanıyor. Bundan sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Tüsep bünyesinde e, çalışmanın fazlouç aşaması başlayıp. ...muhtemelen Mayıs ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Ve daha sonrasında faz 3 uygulama sırasında da ilerleyen aşamalarda... ...belki ekem kullanım onayı ya da işte tedaviye girmesi mümkün olabilecek diye düşünüyoruz. Tabii her şey yolunda gider ve başarılı olursa. Yani faz 3'e geçmek için tabii bir, bir veri oluşmuş oluyor bir nevi. Bu veri şu anda bakanlık tarafından incelenecek ve bu veriler değerlendirildikten sonra... 3 aşaması başlamış olacak. Yani eğer herhangi bir sıkıntı görülmezse ki şu anda bizim kendi açımızdan değerlendirdiğimiz zaman bir sıkıntı görünmüyor yerleşimimizde, O bizim için tabii mutluluk verici. Peki hocam bu aşı çalışmaları yaparken hiç bu konuya değinmedik. İlginç karşılaştığınız vakalar oldu mu? Şöyle, bizim aşı çalışmamızda Türkiye'nin her tarafından gönüllü geldi ve bu gönüllülerimiz hakikaten ilgi gösterdi de çok sağ olsunlar. Şehir dışından gelip plaseba çıkan gönüllerimiz oldu mesela. Yani birçok emek harcadı ve gönüllerimizin ilk tepkisi şu oldu bize. Yani plasebo öğrendikleri zaman canımız sağ olsun her işte bir hayır vardır diye böyle tepki veren gönüllerimiz oldu ki çok olgun karşıladılar bunu. Bunun yanında mesela karı koca eş gelen gönüllerimiz vardı. Mesela bir karı koca gönlümüz vardı. Bir tanesine plasebo denk geldi bayana eşine de aşı denk geldi çalışma sırasında. Mesela eşinde hiçbir semptom yokken aşıdan sonra yani etki olarak Bayanın mesela kolu şişmişti aşıdan ama bir placebo yani bir suya karşı kolu şişmiş. Tamamen bu psikolojik bir etki olarak düşünebiliriz bunu. Ee, yine başka bir gönülümüz vardı. Bu da yine karı koca geldiler çalışmamıza. Ee, i̇kisi de placebo fakat ikisi de aşıdan sonra birçok yeni etki yaşadılar. Yani hatta bize şunu söylediler. Yani biz hakikaten yani bize aşı verilmedi mi? Yani bu yeni etkiyi biz nasıl yaşadık diye şaşkınlıklarını ifade etti. Hakikaten bunlar bizim için ilginçti. Yani... Aşı olmadığı halde yan etki gelişebildiğini gördük. Zaten çalışmalarda plase amacı bu. Yani her her yan etki aşıya bağlı gelişmiyor. Yani bazı yan etkiler kişinin kendi işte bu işte aşı olarak düşünüp bir nevi e, psikolojik olarak bunu e, geliştirdiğini görebiliyoruz. Bu psikolojik bir etki. Dolayısıyla yani tamam beynin aşı olarak bunu e, düşünüp e, bir nevi tepki vermesi gibi düşünebiliriz. Ama aslında bir aşı yok yani boş bir su veriliyor da Öyle düşünün. Ee, ve bu suya karşı vücudun anormal tepki vermesi gibi ya yani da yanıtı geliştirmesi gibi düşünün. Ee, dolayısıyla e, normalde aşı verdiğimiz zaman biz bunları gördüğümüz düşünürüz, düşünürüz normalde elimi kol ağrısı, işte kolda şişme hadi aşıya bağlı olduğunu düşünürsünüz ama bu plaseboya bağlı bile gelişebilir. Demek ki şu, biz de şunu diyoruz. Yani aşı her zaman bu gelişen yan etki aşıya bağlı değildir. Onu burada görebiliyoruz yani. Plasebonun amacı zaten bu. Aşı uyguladığımız kişilerde e, yani mutlaka yan etki var. Yan etki e, hepsinde olmadı ama bazılarının hiçbir yan etki olmaz. yani bazılarının mesela kol ağrısı işte ne bileyim baş ağrısı e, çeşitli yan etkiler oldu olmadı diyemeyiz yani aşı olup da e, yan etki ama bunlar ciddi yan etkiler değildi. Zaten şu anda her aşıda bu yan etkiler görülebiliyor. <laughs>